Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon Huawei Ascend D Quad XL. Bu telefon bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkmıştı. En önemli özelliği Huawei'nin kendi geliştirdiği K3 V2 adlı 4 çekirdekli işlemciyi barındırması. Bu telefon üst sınıf bir telefon olarak nitelendirilebilir. Ascend serisi içerisinde bu yılın başlarında tanıtılan P1 ve P1S'in hemen arkasından gelmişti bu telefon Mobil Dünya Kongresi'nde ve Huawei'nin üst sınıfa yapmış olduğu yatırımların, üst sınıfa doğru yapmış olduğu açılımların bir simgesi niteliğinde bir telefon Huawei Ascend D Quad XL. Telefon 4.5 inçlik IPS Plus ekran barındırıyor, kapasitif dokunmatik ekran. IPS ekran olmasından dolayı görmüş olduğunuz gibi oldukça yüksek görüş açılarına sahip. Oldukça parlak, göze hoş gelen bir ekran var. 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran 4.5 inçte yaklaşık 326 ppi'lik bir piksel yoğunluğu sunuyor. Yani karşımıza retina ekranla hemen hemen aynı piksel yoğunluğuna, aslında tam olarak aynı piksel yoğunluğuna sahip olan bir ekran var. Ve bu ekranın üzerindeki elementleri, grafikleri oldukça hoş gösterdiğini, iyi bir görsel deneyim sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Android işletim sistemi ve bunun üzerinde bulunan Huawei'nin 3 boyutlu arayüzü oldukça hoş bir görüntü oluşturmakta. Burada tabii ki IPS Plus ekranında sunmuş olduğu kalite yadsınamaz. Devam edelim. Bahsettiğimiz gibi Huawei K3 V2 işlemci var. Huawei'nin geliştirmiş olduğu İlk mobil yonga set. Bu mobil yonga sette 4 çekirdek bulunuyor. 1.4 GHz hızında çalışıyor. Bu işlemci 1 GB RAM eşlik ediyor. Telefonda 8 GB'lık bir dahili bellek var. Doğrusunu söylemek gerekirse üst sınıf olarak nitelendirebileceğimiz bu telefonda 8 GB biraz düşük kaçmakta. Neyse ki 32 GB'lık bir dahili bellek var ve bu sayede depolama alanı biraz daha genişletmek mümkün olmakta. Huawei Ascend D Quad XL'in tasarımına baktığımızda telefon yaklaşık 10.5-11 mm arasında bir kalınlığa sahip. En ince Android telefonlardan bir tanesi olarak bu telefonu nitelendiremeyiz. Doğrusunu söylemek gerekirse Ascend P1'in şık tasarımı Ascend D Quad XL'de yok. Biraz daha sıradan bir görünüme sahip plastik bir kasa var karşımızda. Ancak kavisli ve kıvrımlı yapı sayesinde bu telefon elde rahatlıkla tutulabiliyor. Plastik olması dolayısıyla telefon fazla ağırda gözükmemekte. Normalde 150 gramlık bir ağırlık bir telefon için biraz fazla gibi gözüküyor. Ancak bu telefonda ağırlık biraz daha iyi dağılmış. Bu nedenle rahatlıkla elinize taşıyıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan bir sorun çıkarmamakta. Telefonun önüne baktığımızda 4.5 inçlik ekran altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları yer almakta. Ekranın üstünde Huawei logosu, hemen onun üzerinde ise kırmızı renkli bir ayıza hoparlörü var. 1.3 megapiksellik bir ön kamera var telefonda. Sol tarafa baktığımızda mikro USB portu dikkat çekiyor. Sağ tarafta ise ses tuşları var. Üste güç butonu ve 3.5 mm kulaklık şıkı var. Ekranın ön camıyla kasanın buluştuğu noktada da mikrofon var. Arkaya baktığımızda arkada da 8 megapiksel 1080p video kayıt yeteneğine sahip olan bir kamera var. Çift LED flash, hemen altta Huawei logosu dikkat çekiyor. 4 çekirdekli işlemcinin varlığını belli eden bir görmüş olduğunuz yazı var. Hoparlör, kırmızı renkli ızgaraya sahip olan hoparlör telefonun altına doğru, köşeye doğru yer verilmiş. Böylelikle telefonu bir yüzeye koyduğunuzda da bu hoparlörün bir şekilde dışarıya da biraz iyi ses vermesi sağlanmış. Kırmızı renkli bir çerçeve var kameranın etrafını çevreleyen. Hoparlördeki kırmızıyı tamamlıyor. Böylelikle telefon tasarım açısından hoş bir görüntü oluşturuyor. Telefonun plastik kasası görmüş olduğunuz sol köşede, alt köşede bulunan bir çentik yardımıyla açılıyor ve karşımıza görmüş olduğunuz gibi telefonun arka yüzeye çıkıyor. Arka kapak çıksa da telefonun bataryası sabit. Görmüş olduğunuz gibi 2600 mAh'lik batarya, yüksek kapasiteli batarya yerinden çıkarılamıyor. Ancak yüksek kapasiteli olması da zaten bu telefonun bataryasının çıkarılması, farklı bir batarya konmasına gerek bırakmayacaktır. Bunu da söyleyelim. Mini SIM kart yuvası ve 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvaları da bu şekilde arkada yer almakta. Kapağı görmüş olduğunuz gibi takıyorum tekrar yerine. Çıkarılabilir bir kapak olması bir süre sonra kapağın hafif oynamalarına neden olabilir. Bunu söyleyelim. Bu arada dokulu arka kapakta sürtünmesi fazla telefonun elde rahat bir şekilde tutulmasına yardımcı olmakta. Tekrar yazılıma geri dönelim. Görmüş olduğunuz gibi Huawei Ascend D Quad XL'de özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü var. Telefonda Android 4.0 Ice Cream Sandwich çalışmakta. Henüz Jelly Bean sürümü yok ve görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu geçişler bu telefonun ana arayüz elemanları içerisinde yer almakta. Ascend P1'den zaten bu arayüzü biliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sayfalı bir yapı var ve bu sayfalı yapı görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu efektlerle bir dönüş içerisinde ayarlama, klasör ekleme yapılabiliyor. Eğer Android'in ham arayüzünü kullanmak isterseniz ana ekrandayken menüye basmanız ve
2 boyutlu ana sayfaya, 2D ana sayfaya geri dönmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi Android'in Ice Cream Sandwich'in standart efektlerden yoksun kullanıcı arayüzü bu şekilde karşınıza çıkıyor. Hangi arayüzünü kullanmayı seçmek size kalmış. Huawei'yi sadece kendi arayüzünü sunmakla kalmıyor. Kullanıcıların tekrar standart ham arayüze de geri dönmesine olanak sağlıyor. Bu açıdan bu durumu olumlu nitelendirebiliriz. Baktığımızda Google'ın sahip olduğu servislerine ait uygulamalar, Android uygulamaları cihazda mevcut. Aynı zamanda Google Play Store üzerinden de binlerce ücretli veya ücretsiz uygulamayı telefona indirip kullanabilirsiniz. Performans açısından baktığımızda telefonun oldukça iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi geçişler hızlı. Telefonun benchmark testlerinde elde ettiği puanlar değil. HTC One X bu yılın başlarında çıkmış olan 4 çekirdekli Nvidia Tegra 3 cihazından çok daha iyi bir sonuç elde etti. Tabii puan HTC One X Plus'ın gerisinin ancak One X'i geçmiş olması bu telefonun önemli sayılır. Bunun dışında baktığımızda telefonda 8 megapiksel kamera var söylediğimiz gibi ve bu kamera görmüş olduğunuz kullanıcı arayüzüyle kontrol ediliyor. Standart arayüzden farklı olarak Huawei'nin kendi kullanıcı arayüzü otomatik odaklı kamerayı kontrol etme olanak sağlıyor. Ekranda istediğiniz yere dokunarak odaklama yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz oka dokunarak da kameranın ayar menüsünü ve diğer ayarları manuel ayarları yaptığınız menüyü karşınıza çıkarabiliyorsunuz. Çekim işlemi de görmüş olduğunuz sanal tuş yardımıyla gerçekleştiriyor. Kamera bu şekilde çalışmakta. Huawei Ascend D-Quad XL ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.